Herkese merhaba. Cazdan Sazdan Sözden adlı podcast serimize hoş geldiniz. Bugün Emre aracıyla birlikteyiz. Hoş geldiniz Emre Bey. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Sağ olun. Ben hemen hızlıca ilk sorumla başlamak istiyorum söyleşimize. Bugün Londra'da Türk İzleri'ni konuşacağız. Londra'da Türk İzleri kitabınızın ilk bölümü yani prologu. Servet-i Fünun dergisinin kurucusu Ahmet İhsan Tokgöz'ün 1891 yılının Temmuz ayında yaptığı seyahatinden bahsederek açıyorsunuz. Burada önemli bir anekdot var. Ahmet İhsan şöyle diyor. Asar-ı kasvet her tarafta hüküm ferma. Londra'yı sisli ve karanlık bulduğu için böyle diyor tabii. Siz Ahmet İhsan'dan bir asır sonra 8 yaşında bir çocuk olarak ailenizle otomobille Londra yaptığınız seyahatte ise burada başka bir ruh buluyorsunuz. Öyle ki Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Avrupa'yı müzik geleneği üzerine araştırmalarınızda uluslararası alanda tanınıyorsunuz. Kitaba geri döneceğiz ancak biraz biyografinizden yola çıkarak birkaç soru sormak istiyorum. Londra sevginizle müziğe olan ilginiz nasıl başladı ve ikisi nasıl birleşti? Evet, çok teşekkür ederim. Ben esasında 1977 yılı dediğimiz zaman 45 sene önce neredeyse yarım asırlık bir zaman. Hiç unutmuyorum çünkü o zamanlar biz yazları Suadiye'de otururduk. Ve arabayla İstanbul'dan yola çıktık. Bütün Avrupa'yı kat edip Londra'ya vardık. Ondan sonra seyahatimiz bütün Britanya adasını kapsadı. Edinburgh'a kadar çıktık. Foxton kasabasına geri döndük. Dover'dan da vapurla Avrupa ve Türkiye'ye döndük. Ama ben tek kelime İngilizce bilmiyordum. Ama Londra şehri beni çocuk yaşımda o seyahatte gördüğüm bütün yerlerde, yani hayal meyal hatırlıyorum tabii, çok etkilemişti. Ama esas beni etkileyen, eğitim için gittiğim zaman ondan 10 sene sonra, yani 87 yılında, bütün o çocuk yaşımda yaptığım yolculuğu bir yerde eğitimimde kat ettim. Yani Londra'da okudum, oradan Edinburgh'a geçtim. 8 sene Edinburgh'da okudum. En sonunda Foxton kasabasına yerleştim. Yani sanki bu gelecekteki hayatımın bir tür, hani böyle noktaları birleştirip resim çıkar ya, çocuk kitaplarında vardır. Yani onun bir şablonunu o seyahatte görmüş gibi oldum şimdi geriye dönüp baktığım zaman. Dolayısıyla İstanbul'dan Londra'ya yaptığım bu yolculuk bir yerde hayatımın da şablonunu oluşturmuş oluyor. Bu kitabı da Londra'da Türk İzleri de zaten benim için o seyahatle başlayan ve onun ardından şuurumda toparladığım bütün bilgileri yavaş yavaş bir araya getirdiğim ve en sonunda kaleme döktüğüm bir eser olarak ortaya çıktı. Tabii parklarını, işte iki katlı otobüsleri, telefon kulübü, ikonik Londra'nın kendine has o özellikleri, Big Ben çan sesi, beni hep bunlar etkiledi ve İstanbul'daki evimizde de ben zaman zaman BBC radyosunu bulurdum ve oradan da bu sesleri, böyle hışırdayan radyomuzdan dinlerdim, o çan benim seslerini. Dolayısıyla herhalde böyle bir etkileşim oldu diye düşünüyorum daha o yaşlarda benim için. 1990 yılında Edinburgh Üniversitesi Müzik Fakültesine girip Ahmet Adnan Saygun'un hayatı ve eserleri hakkında bir tez yazdınız. Yine aynı yıl Londra Okulları Senfoni Orkestrası'na kabul edildiniz. 1998 yılında Londra'da 20 kişiden oluşan Londra Osmanlı Sarayı Saray Müziği Akademisi Orkestrası'nın birçok konserini yönettiniz. 1999'da doktoranızı tamamladınız. Öğrencilik yıllarınızda Edinburgh Üniversitesi Yaylı Çalgılar Orkestrası'nı kurarak 5 sene şefliğini yaptınız. Türkiye'den gelen bir öğrenci olarak yurt dışında attığınız bu denli önemli adımlar, o dönemlerde sizin için nasıl bir süreçti? Esasında bu adımlar, teşekkür ederim hani bu görüşünüze, ama benim için bir öğrencinin yapabileceği bir yolculuktan başka bir şey değildi. Ve ben Londra'da, çünkü müziğe geç yaşta başladım. Hep klasik müziği seven bir insandım çocukluğumdan
okuduğumdan kendimi bildim bileli. Sadece müzik değil, yani her konuda mimari, giyim, kuşam, edebiyat, her şeyin klasiğinden hoşlanan bir insanım. Belki de geçmişi arayan bir insanım. Dolayısıyla müzik benim için bir yerde bir amaçtan ziyade bir araç oldu o geçmişe ulaşabilmek için. Ve üniversite ve öğrencilik yıllarımda da Londra'da 3 sene okuduktan sonra Edinburgh Üniversitesi'ne kabul edildim. Lisans derecemi orada aldım ve onun üzerine doktora konusunda araştırma yapmaya karar verdiğim zaman da Adnan Saygun'un hayatı ve eserleriyle, çünkü yeni henüz vefat etmişti Adnan Bey, kendisi hiçbir zaman tanımadım ben, öğrencisi de olmadım. Ama kıymetli çalışmalarını bir yerde bir araştırma konusu olarak ele alıp bunun da daha geniş çevrelere ulaştırmaya gayret ettim. Ama şöyle bir enteresan bir olay var ki, o da bir besteci elbette ve bu yüzden yaşadığı hayatın zorluklarını, onun hayatını yazarken görerek bir yerde de kendi geleceğimde bu yolculuğun ne kadar zor olabileceğini de görmedim diyemem. Ama herhalde benim için en büyük eğitim onun hayatında bu, yani bestecilik ve müzik dünyasındaki verdiği mücadeleyi görmem açısından çok önemli oldu. Ama hep amacım her zaman geldiğim topraklarla gittiğim topraklar arasında bir köprü oluşturmaktı ve müzikte de böylesine önemli bir bestecimizin hayatını ele almak elbette ki çok önemliydi. Sonrasında Londra'da kurduğum o toplulukla da Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Avrupa müzik geleneğini ele aldım ve o bağlamda konserler vermeye başladık. O topluluk hayatta değil, devam etmiyor ama ben pek çok orkestralarla dünyanın değişik yerlerinde bu konserleri verdim. Yani saraydaki batı formunda bestelenmiş Avrupa'yı türde eserler. Bunu da bir yerde Saygun'un hayatını araştırırken, çünkü sonuçta o da Osmanlı İmparatorluğu döneminde doğmuş bir insandı ve İzmir'de geçen çocukluğunda gördüğü, dinlediği, kulağına gelen seslerle etkilenmişti. Bir bağ oldu benim için geçmişe. Evet, istersen şöyle bir bakalım, konserlerden bahsetmişken, uluslararası alanda hatta konserler veriyorsunuz. Aynı zamanda araştırmalarınıza da devam ediyorsunuz. Pek çok Türk Büyükelçiliği bünyesinde konferans ve konserler mevcut. British Museum, Royal Academy of Arts, Cambridge, Oxford, New York, Saraybosna, Viyana ve Ottawa üniversiteleri gibi kurumlarda tebliğler sundunuz. Osmanlı Devri ve Çağdaş Türkiye'nin müziği üzerine makaleleriniz Andante, Cumhuriyet Dergi, The Court Historian, Cornucopia, International Piano ve The Musical Times gibi yerli ve yabancı dergilerde yayınlandı. Uluslararası alanda takdir gören çalışmalarınız ve yayınlarınızın konusu ise değindiğiniz gibi Osmanlı'daki Batı müziği üzerine. Peki sizi bu alanı çeken, yani bu alanda kuyu kazmaya iten motivasyon neydi? Az önce de söylediğim gibi, esasında belki sorunuzun bir kısmını o zaman cevapladım. Herhalde bulunduğum o ortamda gördüğüm bu araştırma konusundaki ilgi beni bir yerde orijinal bir çalışma yapmaya itti. Ve o çalışmada esasında kendi geldiğim topraklardaki müziğin değerini bu şekilde ortaya koymak ihtiyacı oldu. Ki bu bir yerde Londra kaynaklı yine. Çünkü hiç unutmuyorum, Londra'da ilk gittiğim zaman bir kitap sahafı vardı, Farringdon Road'da. Evet. Ve bu 100 seneye dayanan bir geçmiş, 3 jenerasyonun hep böyle kaldırımda eski gazeteler, kitaplar sattığı bir yer Farringdon Road'da, Londra'da. Ve orada sararmış bir gazete sayfasında eski bir Osmanlı marş notası bulmuştum. Üzerinde de ekselansları Ömer Paşa'nın eşinin bestesi olduğu yazılıydı. Yani İngilizcesiyle Her Excellency the Wife of Ömer Paşa. Çok şaşırmıştım çünkü Kırım Savaşı zamanında bir Osmanlı Paşası'nın hanımının yazdığı bir marş Londra'da tüm gazete, yani okusun halk, ulaşsın diye gazeteye basılıyor ve nota olarak. Yani bu beni çok şaşırtmıştı birebir. Ve o
O sayfayı ben o gün öğrenci olarak satın aldım. Yani bir gazete yaprağından bir kariyer çıkar gibi bir hikaye bu benim için. Zaten Londra'da Türk İzleri kitabının açılışında da bunu anlatıyorum. Ve bu eserin yani kaydını da Londra'da kurduğum toplulukla Ateş Organı'nın yapımcılığında Cihat Aşkın da İstanbul'dan geldi. Hep beraber kaydettik. Kalan Müzik'ten çıkan ilk CD'imde yer alıyor bu parça. Bu benim için çok heyecan verici bir hikaye. Çünkü gerçekten bir sahafta bulduğum, bir öğrenci olarak bulduğum bir notanın gerçeğe, sese dönüşmesi. Bu hanımın adı dahi yoktu. Seneler sonra adını da bulduk. Kim olduğunu bulduk. Mezarını bulduk ve bana yani bu konuları araştıran insanlardan gelen yurt dışında mesajlar sayesinde Anna Simonis olduğunu öğrendik adının örneği. Yani hikaye devam ediyor ama hayatınızla bizzat siz o yolu yürürseniz, yani çünkü hayatta hiçbir şey maalesef devşirme olamaz. Yani onları ama onu siz yaşıyorsanız, o sizin hayatınızın bir parçası oluyorsa, o zaman o sizin hayatınızın da bir hikayesi olmaya başlıyor bir yerde. Fakat şunu da söylemek isterim ki, bu bana çok söylenir. Yani bu eserlerin müzik değeri, niteliği nedir? Yani sonuçta bunlar bir emar. Doğru. Yani hani bir şahane, şaheser değil. Bu kaldı ki bunu söylemek bana da düşmez. Ama ben bunu bir sosyal, o devrin sesi olarak kaydetmekten keyif duydum ve benim de görevimin naçizane bu olduğunu düşünüyorum. Peki, peki Osmanlı'nın Batı ile olan teması konusuna gelince, özellikle 28 Mehmet Çelebi'nin bu meşhur Fransa'ya yaptığı ilk seyahat daha doğrusu ilk örneklerden biri olarak gösterilir Osmanlı'nın Batı'yla kültür olarak da bir teması. Fransa'da edindiği izlenimleri aktarıyor burada 28 Mehmet Çelebi. Seferatnamesinde ise bir şekilde Osmanlı'ya da Alafranga akımını getirmiş oluyor. Aynı zamanda kendisi de yaptığı seyahatte Fransa'ya da Alaturka akımı mı diyelim bir akım gibi bir etki getirmiş oluyor daha doğrusu. Peki Osmanlı Sarayı'nda opera ve klasik müziğin yaygınlaşması nasıl başlıyor? Şimdi dediğiniz gibi diplomasi çok önemli. Çünkü ilk temaslar diplomatik alanlarda oluyor. Biz yani Avrupalı büyükelçiler İstanbul'da mevcut. Osmanlı'ya onlar elçi yolluyorlar. Zaten bunlar hep ticaret imtiyazı sağlamak amacıyla ticaret üzerinden işleyen ilişkiler. Ancak Osmanlı'nın Avrupa'ya büyükelçi yollaması 18. yüzyılda, 3. Selim döneminde daimi elçilikler anlamında, önceden işte verdiğiniz 28 Mehmet Çelebi gibi gidip gelen elçiler var ama kurumsal anlamda elçiliklerin kurulması 3. Selim devri zamanındaki bir gelişme. Dolayısıyla onların İstanbul'a rapor ettikleri, yani ki çok güzel, hani Şevket Radu da bunları zamanında yayınlamış, tekrar da basıldı İş Bankası yayınlarından. Ben de hayranım onun Versailles Opera izlemesi, işte Paris'te. Yani bunları anlatması, o devrin çok da güzel aktarılıyor tabii bunlar. Bunun gibi bilmediğimiz çok çok şey de var ama bu gibi hikayeler şüphesiz beni okuduğum kitaplarda hep etkiledi. Ben de aynı bağlamda Londra'daki Yusuf Agah Efendi, ilk büyükelçi, onun etkisi, yani onun o dönemki orada bıraktığı etkiler ve intibaları üzerinden çok esinlendim. Hatta onun için yazılmış bir marş notası bulmuştum ve Londra'daki Büyükelçilik Rezidansımızda bunu seslendirdim. Kaydını da yine aynı bahsettiğim Osmanlı Sarayı'ndan Avrupa Müziği CD'sinde yaptık. Ama sizin sorunuz opera ile ilgiliydi. Bu konuda en önemli araştırmalar şüphesiz ki Refik Ahmet Sevengil, Metin And, Suha Umur çalışmaları var zamanında. Tabii onlardan ben çok esinlendim ve yabancı kaynakları, gazeteleri de taradım. Yani bunun öncelerini de görmekteyiz. Yani bu saraydaki eğlencelere yabancı kumpanyaların davet edildiğini biz biliyoruz.
düğünlere, eğlencelere ama Beyoğlu'nda düzenli anlamda bir opera sezonunun başlaması Tanzimat'la beraber ve 1840'lar sonrası ki bu da Naum Tiyatrosu'nun doğuşu, 1870'e kadar ayakta kalan ve benim de kitaplarımdan bir tanesine konu olan Naum Tiyatrosu. Evet, peki Londra'da verdiğiniz bir konferans sonrası BBC'ye verdiğiniz bir röportaja ulaştım ben. Burada 1856 yılında Kırım Savaşı'nın bitimindeki o verilen büyük kutlamalardan birine Londra'daki Osmanlı Büyükelçiliği'ne tarihte ender bir hadise olarak Kostakimustrus Paşa'nın daveti üzerine Kraliçe Victoria'nın baloya katılımından ve açılışta yaptıkları valstan söz ediyorsunuz. Dönemin basında ses getiren bir olay oluyor bu, gazete küpürlerinde de rastlıyoruz. Sizin de Savaş ve Barış Kırım 1853-56 adlı albümünüz mevcut. Albümünüz Kırım Savaşı ve iki ülkenin arasındaki bu müzik etkileşiminden bir esintiyle mi oluştu? Kırım Savaşı'nın önemi nedir müzik anlamında? Kırım Savaşı, evet. Savaşlar için yani o devre, o dönem 1853-1856, daha sonra 54 yılında İngiltere ve Fransa'da, Osmanlı'nın da müttefik olarak katılıyor İtalya'da. Ve o devirde tabii güncel hadiseler sanatsal olayları da etkiliyor. Bir kere yani insanlar için müzik icra etmek, bir eğlence, yani evlerinde radyo, televizyon olmayan bir dönemde eğlencenin en büyük parçası bir müzik enstrümanı çalmak. Dolayısıyla her gün yeni bir eser besteleniyor ve yayına. Bunlar popüler müzikler. Ben yine bununla da sahaflarda tanıştım. Çünkü o dönem birbirinden güzel kapakları resimlendirilmiş, harika notalar basılmış. Ve güncel olayların hikayeleri hep bu notalara yansımış. Dolayısıyla Kırım Savaşı gibi bir gündeme oturan bir olay. O devirde de sanatta, birçok alana, edebiyata etkilediği gibi bu bestelere de yansımış. Yani büyük balolar veriliyor. İşte cephede savaşılırken onlara yardım toplamak için verilen balolarda savaş temalı veya savaşın cephelerinin adı geçen komutanlarının adına Ömer Paşa'nın adını aldık. Ömer Paşa neden eşinin marşı Londra gazetesinde basılıyor 1855 yılında? Çünkü Ömer Paşa Serdar Ekrem, yani o dönemde Osmanlı ordularının baş komutanı Kırım Savaşı esnasında. Hatta o kadar ki yani onunla ilgili gravürler basılıyor, minyatür heykeller var. Yani pek çok bağlamda biz bu etkiyi görüyoruz ve ben de buradan hem bir konser teması ve bunu bir CD'ye dönüştürülebilecek nitelikte yine bahsettiğim popüler türden besteler buldum. İstanbul için Charles d'Albert'in yazdığı bir kadril örneğin, adı Constantinople Quadrille. Yani o devirde bu balolarda dans edilmiş bunlara. Gazetelerde ilanları var. Osmanlı Büyükelçiliği Bryanston Square'de, yani bugün pek az kişi bunu bilir. Kapısında mavi bir plaket vardır Mustafa Reşit Paşa için. Londra'da Türk İzleri kitabında da bunun bir yeri var. Evet. Çünkü burası geçmişte Büyükelçinin rezidansı artık başka bir yerde ama o devirde öyle. Ve Kraliçe Victoria da savaşın sonunda burada verilen bir kutlamaya, baloya gidiyor. Çok nadir kraliçenin büyükelçiliğe gitmesi, baloya. Çok çok nadir. Sanıyorum ondan önce bir Fransız elçiliğine gidiyor. Sonra da Osmanlı Büyükelçiliğine geliyor ve akşam bunun, ben eski gazeteleri okumayı, taramayı çok seviyorum. Çünkü gelecekteki bir tarihi geçmişte okumak, yani bir bilinmeyenden ziyade bir müneccim gibi o insanların başına ne geleceğini bildiğiniz bir tarihin eski sayfalarını okumak insana bir yerde bir güven veriyor. Çünkü siz ne olacağını biliyorsunuz. Ama onun yanında o devrin gazeteleri inanılmaz detaylı.
tabii görsel bir boyut olmadığı için, yani gravürler haricinde yazılı basın çok çok önemli. Her şeyi anlatmışlar, katılanlar, gelenler ve o akşam o balonun açılışı Büyükelçi Rum asıllı Kostakin Musurus Paşa, çok önemli bir büyükelçiydi o devirde. Uzun yıllar Londra'da kaldı. Kraliçe Victoria ile dans ederek açılıyor bu balo. Ben de bunu tarihe bir not olarak düşmek istedim. Çünkü tarih sadece savaşlardan ibaret değil. Kültürel etkileşimler. Evet. Zaten bunları Londra'da... Dostluklar, evet. Arkadaşlıklar, evet. Tanışmalar. Yani bütün ben ömrümü insanların ayrıştırıcı yönünden çok birleştirici yönüne odaklanmaya adadım. Tam da burada biraz Levent Company'den bahsedelim, evet, isterseniz. 1581 yılında kraliyet iradesiyle Londra'da aslında ilk ismi farklı, sonradan Levent Company mi diyelim. Levent sanırım bir Türk ismi. Levent. Levent. Levent yani doğu anlamında ha, Levent. Anladım. Levent Company olacak. Turkey Company ilk ismi. Özel yetkilere sahip bir ticaret kumpanyası kuruluyor 1581 yılında. Kraliçe 1. Elizabeth, 3. Mehmet Osman tahtına 1595 yılında çıktığı sırada onun için bir hediye düşünüyor. Bu hediyenin güzel böyle uzun bir serüveni var, yolculuğu var. Thomas Dalham tarafından inşa edilen saatli bir ork bu. Bu ork İstanbul'a yollanacak. İşte bütün masrafları Levant Company tarafından karşılanıyor. Dalham'ın orgu 300 tonluk yeni bir gemi olan Hector'le Manş Denizi'ni geçiyor. Portekiz, İspanya, Cebeli Tarık gibi istikametlerden dolaşıyor. Hatta sanırım bir yere uğrayıp Mısır tarafına doğru, sonra tekrar böyle bir çok İskenderun tarafına. 6 aylık bir yolculuktan bahsediyoruz. En nihayetinde İstanbul'a geliyor. Dalham'ın kendisinin bizzat Topkapı Sarayı'na giderek bir ayda inşa ettiği orgun Osmanlı müzikal anlamda nasıl bir etkisi oluyor? Bu hediye ile müzik aletleri konusunda bir tanışıklık ya da bir etki yaşanıyor mu? Bence kalıcı bir etkisi yok ama bir tanışıklık anlamında enteresan bir hikaye. Yani hakikaten enteresan. Yani kraliçenin buraya saraya hediye olarak bir ork yollaması da enteresan. Bunun buraya getirilmesi de öyle. Ama o devir, şunu unutmayalım ki, İngiltere Protestan ve Katolik Avrupa'ya karşı bir mücadele içerisinde. Ve Osmanlı'yla da ticareti ilerletmek istiyor Elizabeth. Öyle bir politika güdüyor. Ve zaten burada kurulan, yani biz büyükelçi diyoruz bu kişilere ilk başta, ama bunlar o Levant Company dediğimiz, ki bu bugün de Levanten dediğimiz zaten oradan geliyor adı. İlk olarak Turkey Company diyorlar. Ticaret için kuruluyor bu bir şirket. Yani bunu ticaret amaçlı kuruluyor burada. Daha sonra bu diplomatik şekil alacak ama ticaret anlamında ve hediyeler yollamak çok önemli. Bu bazı imtiyazları alabilmek için. Bu ork da bunun üzerine yazılmış pek çok kitap var esasında. Türkçemize tercüme de edilmiştir. Stanley Mason. Bu eski bir kitaptır o, ama ondan sonra iki kitap daha çıktı bu konuda. Benim de makalelerimde yer alıyor. Siz de bahsettiniz, işte uzun 6 aylık bir yolculuktan sonra bu ork İstanbul'a getiriliyor. Ama bu aynı zamanda kendi kendine çalabilen, üzerinde bir mekanik saat olan, gösterişli, yani zamanın bir tür teknoloji harikası. Yani demeye getiriyor ki ben böyle bir şeyin mucidi olacak kadar ileri bir teknolojiye sahip bir ülkeyim anlamına geliyor bu hediyenin yollanmış olması da İstanbul'a. O devirde başka saraylara yollanan benzer hediyeler de görüyoruz biz İngiltere'den, sadece İstanbul değil. Ama Dalham'ın bir özelliği seyahatinde günlük tutuyor. Ve bunlar seneler sonra ortaya çıkıyor. 19. yüzyılda yazması.
Dolayısıyla Topkapı Sarayı'na girebilmiş olmak, o günü yaşamış olmak, Londra'dan sandalla, kayıkla işte gemisine gidiyor, orada biniyor, yolcu, yani hepsini anlatıyor. Ve çok çok renkli, beni çok etkiledi bu, onun bu hikayesi. Ve tabii Londra'da Türk İzleri kitabının açılışı da bir yerde 1599 yılını ben başlangıç olarak kabul ettim. Yani müzisyen olmamdan da ötürü böyle bir, bu kitapta bilhassa müzik bağlantılarına dikkat ettim. 3. Mehmet'in sarayında bu Topkapı'da kuruluyor. İşte çalıyor, konser veriyor bütün padişahın huzurunda. Ancak 1. Ahmet devrinde bu ork ne yazık ki baltayla kırılarak yakılıyor. Çok üzücü, hazin bir sona kavuşuyor. Ama Dalım çok önemli bir ork ustası. İnşaat yani yapıyor, orklar yapıyor. Ve Cambridge'deki King's College'deki o tarihi orkta onun eseri. Yani mekanizması değişmiş olsa bile mobilya olarak yani onun zamanında onun yaptığı bir orktur ve böyle bir hani burada yoksa bugün orada onun orkları hala mevcut diyebiliriz. Evet, aynı zamanda bu orgun resmi Londra'da Türk İzleri'nde mevcut. Evet, o da bahsettiğim 19. yüzyıl gazetelerinden Illustrated London News gazetesinde yayınlanmış. Bende orijinal o sayfa var. Çok heyecan duyuyorum bu belgelerin orijinallerine de bir yerde sahip demeyeyim de yani koruyucu olarak. Çünkü bunlar sonuçta bir arşive gidecek ama bilinçli bir araya getirilmeleri önemli. Ama kesin olarak onun o orga ait olup olmadığını da bilmiyoruz. O 19. yüzyılda tahmini çizilmiş bir resimdir. Yani Denim'den kalan bir eskiz yok elimizde. Örneğin onun üzerinde bir kraliçe figürü görmekteyiz ama gerçekte o figürün olmadığı düşünülüyor. Son anda ondan vazgeçildiği düşünülüyor. Bu tip nüanslar var ama yine de elbette çok enteresan bir bağlantı. Peki 1650'li yıllara geldiğimizde Londra'da biraz Türk kahvesi rüzgarı esiyor. Afiyet olsun. Londra'ya Türkiye'den 1650'li yılların başında gelen kahve kısa sürede artık evlerde de tüketilmeye başlıyor. Öyle ki aradan 13 yıl sonra yani 1663 yılına gelindiğinde Londra'da 82 kahvehane olduğunu söylüyorsunuz. Londra'nın sosyo-kültürel yapısını da etkileyen bir gelişimden bahsediyoruz aslında. Kahvehanelerin arasında isimleri oldukça dikkat çekici mekanlar var. Örneğin Süleyman, yani Süleyman, Sultan's Head, Turk's Head, Murat's Coffee Head gibi isimler. Londra'yı etkisi altına alan bir Türk kültürü var. Hatta yani Türk kahvesi kültürü var. Hatta kahvehanelerde bozuk para niteliğinde kullanılan Osmanlı padişahlarının ya da sultanlarının portrelerinin olduğu, adlarının yazıldığı jetonlardan söz ediyorsunuz. Kültürler arası etkileşimin de önemi burada ortaya çıkıyor aslında. Kahvehane kültürü gelişerek devam ediyor ve burada edebi, ilmi ve kültürel toplantıların yapıldığını görüyoruz. Yani bu kültür sanat etkinliklerinin aslında yapıldığı bir mekana dönüşüyor buralar. Hatta Paul Mall'un köklü centilmen kulüplerinin temelleri de aslında Londra'nın Türk kahvehanelerinde atılmış oluyor. Bu etki kelebek etkisi gibi büyüyor. Buraya önemli yazarlar, şairler geliyor. Siz bu etkileşimi nasıl okuyorsunuz? Londra'nın şehir kültüründen, Türklerin bu denli yer almasının temelinde nasıl bir benzerlik yatıyor? Ya da benzerlikten ziyade bu temas noktaları, domino taşı gibi birbirini nasıl etkiliyor? Bu bahsetmiş olduğunuz konu, ben de şu anda kahvemi içerken bunu cevaplayabilmek ayrı bir keyif tabii. Dediğiniz gibi kitabımda önemli bir yere sahip. Çünkü etkilerini hala Londra'da görüyoruz. Bilhassa City'de ne yazık ki 2. Dünya Savaşı bombardımanı ve Büyük Londra yangını 1660'da öyle başlıyor. Onun ardından gelen bu savaş bombardımanında yok olan bazı binaların cephelerinde onların yerinde bulunan geçmiş bu kahvehanelere dair plaketler görüyoruz. Çünkü örneğin 1652'de
oradaki bir kilisenin bahçesinde kurulan işte Pasqua Rose'nin açtığı ilk kahvehanenin bir plaketi var. Aynı şekilde Londra Borsası'nın da kurulması yine bu kahvehanede lerden dayalı. Çünkü buralarda yani biz sadece Londra'ya da has değil bu. Viyana'da, Avusturya'da da birçok yerde kahve kültürü çok önemli ama kahvenin dimağı açan etkisi, melankoliye iyi gelmesi, yani konsantrasyona iyi gelmesi bu bir moda oluyor ve hakikaten bu tip kahvehanelerde insanlar toplanmaya başlıyorlar ve Londra'ya has o gentleman kulüplerinin de yine temellerinde dediğiniz gibi bu kahvehaneler yatıyor. Hatta önümüzdeki hafta benim Travelers Club'da bir konuşmam olacak. Oranın salonlarından bir tanesinin adı Coffee Room. Bu sadece oraya has değil. Oxford Cambridge kulübünde yine Palma'da yine aynı şekilde yemek odasının adı Coffee Room. Yani bu kahve kültürü çok önemli bir yer tutuyor. Samuel Pepys, İngilizlerin en önemli günlükçüsü 17. yüzyılda. Yani hayranımdır onun günlüklerine, o kadar detaylı, tesadüfen ortaya çıkmıştır, yani saklamış şifreyle yazmış. Yani neredeyse 100 kere gittiği kahvehaneleri anlatıyor Londra'da. Orada buluştuğu insanları anlatıyor. Çünkü buraları onlara toplantı yapabilecekleri, fikirlerini paylaşabilecekleri bir ortam sağlıyor. Bu çok önemli. Ayrıca dediğim yine kitapta geçen sizin de burada atfettiğiniz gibi bu bastıkları jetonlar üzerine işte sarıklı padişahların portrelerini koymaları, adlarını vermeleri. Yani bu çok ilginç bir şey. Yani bu bir yerde bir İngiliz kralının jeton üzerine basılıp kapalı çarşıda bir kahvehanenin parası üstünde olması gibi aksiyonda düşünürsek çok enteresan bir etkileşim. Yani ben bunların örneklerini çok buldum, gördüm, kitabıma da eklemek istedim. Bu yine sosyolojik anlamdaki etkileşimi en güzel örneklerden bir tanesi. Burada hiçbir yani hani yüceltme de yok, ilgi de yok, hayranlık da yok. Ya bu gerçek bir olay. Yani oradan gelen bir kahvenin bu toplumdaki yeri ve o etkisini görmekteyiz. Yani bunları görmekte bir yerde unutmamak lazım. O önemli belki de. Yani bunun bu bağlamdaki geçmişte olan etkileşimleri. Biraz da edebiyat ve müzik bağlantısından ilerlemek istiyorum bir edebiyat öğrencisi olarak. 1994 yılında Tevfik Fikret'in Halyum Veda şiirini bestelediniz. Yine Abdülhak Şinasi Hisar'ın Boğaziçi Mehtaplarından esinlenerek Bosphorus by Moonlight Keman Konçertosu'nu 1997 yılında çıkardınız. Ölümünün 100. yılı içerisinde olduğumuz Marcel Proust'un Kayıp Zamanın İzinde In Search of Lost Sound adıyla orkestrasyonu yaptınız. Bu edebi beste. Bu edebi eserleri bestelemek, orkestra gibi büyük prodüksiyonlara çevirmek oldukça ilgi çekici bir süreç olsa gerek. Sizin bu eserleri seçmenizdeki etken neydi ve seçtiğiniz eserlerde edebiyat ve müzik arasındaki bağlantı sizin için ne ifade ediyor? Benim için çok önemli, ayrılamaz bir parça esasında. Bence her yaratıcı insan edebiyat, şiir, müzik, resim bunlar hele ki Proust konuysa bu çok önemli çünkü bunlar sanki bir evrenin içerisinde birçok yıldız gibi bir arada duran şeyler ve bunlardan etkilenmemek mümkün değil. Ben İskoçya'da okurken Farewell to Haluk dediniz, Haluk'un veda şiirini bariton ve orkestra için bestelemiştim. Bu benim ilk yani amatör eserlerimden bir tanesi. Sonra da esasında belki üzerine geçmem lazım. Notasını da kaybettim. Buldum sanıyorum tekrardan. Revize edilmesi gereken bir eser. Öğrencilik yıllarımda seslendirilmişti. Şundan dolayı çünkü Tevfik Fikret oğlu Haluk'u İskoçya'ya yolluyor ve ben de İskoçya'da bir öğrenci olarak yaşadığım için ister istemez o geçmişten yani heyecan duydum ve onu o gününe kazandırmak istedim. 90'lı yıllardan bahsediyoruz. O da 30 yıl oldu esasında. Boğaziçi Mehtapları yine aynı şekilde Abdülhak Şinasi Hisar benim çok
çok sevdiğim bir yazar. Kendine has bir kendine has, mütevazı, öyle hırslı olmayan ama çocukluğunun o masum güzelliklerini hikaye vari türden kaleme almış. Ama bence çok büyük mesajlar veren bir insan. Çok zengin bir iç dünyası olan, beni çok etkilemiş birisi. Benim gibi birçok insanı ama ben müzisyen olarak onun edebiyatını bu şekilde kendi özgün bestelerime çevirmeye gayret ettim. Ve hemen hemen yarattığım her şeyde, makalelerimin çoğunda Hisar'ın adı geçer. Londra kitabında da nitekim Fahim Bey'in Londra maceralarını eklemeden edemezdim. O da bana bir bahane oldu bu kitaba koymak için. Onun için de çok mutlu oldum tabii. Keman Konçertosu da yine Cihat Aşkı'nın seslendirmiş olduğu, sevgili arkadaşım Cihat'ın seslendirmiş olduğu bu eseri de ve ilk kaydını gerçekleştirdi. Beraber hatta benim idaremde Prag'da Ateş Organ'ın yapımcılığında Kalan Müzik'ten çıktı Boğaziçi Mehtapları albümü. De yine Hisar'ın edebiyatından yola çıkıp o Boğaz'ın daki mehtap alemlerini anlatan, anlatan demeyeyim, anlatmaya gayret eden. Çünkü sonuçta bu benim yaratmaya gayret ettiğim bir eser. Öyle bir yapıt. Kayıp Seslerin İzinde senfonisi ise Marcel Proust'u siz söylediniz. Ölümünün 100. yılını andığımız Marcel Proust. Herhalde yani sanatımı en yani temelinde yatan bir yazar. Çünkü onun yapıtları bir katedral gibi, içerisindeki detaylar, ince nüanslar, yani sanatçılara verdiği dersler, yani hayata dair incelemediği konu yok. İnsan oğlunun doğasındaki zaaflar, duygular, her şey Proust'un merceğinden geçmiş bir yerde. Ben de eserimde, senfonimde, bu bir senfoni, kaydı var, yine Prag'da yapıldı. Ama ben idare etmedim bu defa. 5 bölümünde de onun felsefesinden yola çıkan bir yapıt. Ama pek bilindiğini söyleyemem. Yani radyolarda zaman zaman çalınır ama daha henüz Türkiye'de seslendirilmedi bu yapıt. Ben sanırım Spotify'da zaten dinlemiş olabilirim diye hatırlıyorum. Bilmiyorum, olabilir. Spotify'da var. Evet. Spotify'da var. Tabii. Bazen ben bilmiyorum. Çünkü sosyal medyada olmadığım için. Yani ben sosyal medya hiç kullanmıyorum. Ve sevmiyorum sosyal medyayı doğrusu ama bilmiyorum yani bir yerde geçmişle geleceğin benim için biraz güç görüyorum, evet. Sultan Abdülaziz 15 Temmuz 1867 akşamı Covent Garden'daki Royal Opera House'da Auber'in Masaniello operasını izlemeye geliyor. Sultan Abdülaziz'in Covent Garden'da izlediği operanın Osmanlı'da yansıması nasıl oluyor? Yani bir yansıması, etkisi var mıdır daha doğrusu? Türk temalı temsillerin yapılmasında bu ziyaret bir kapı açıyor mu? Esaslı bir etkisi hani yok. Şöyle, sadece o zaman seyirciler arasında bulunan Ömer Faiz Efendi, İstanbul Belediye Başkanı Yardımcısı, Şehremini, muavini, anılarını yazmış. Tarihçi Cemal Kutay bunları yayınladı. Maalesef orijinalleri de evinde bir yangında yandığını yazıyor. Çok üzülüyorum yani, büyük kayıp. Ama o da seyirciler arasında Covent Garden'da otururken diyor ki günlüğünde, yani ne yazık diyor, biz böyle bir yerde bir opera izliyoruz ama bizim İstanbul'umuzdaki Saray Tiyatrosu enkaz halinde diyor. Çünkü Dolmabahçe Sarayı'nın bir mücevher kutusu güzelliğinde Charles Sechan'ın Paris Operası'ndan döşediği bir salonu var, tiyatro var. Bugün üzerinden 6 şeritli bir yol geçiyor. Dolmabahçe Camii'nin hemen önünde Sultan Abdülmecit için yaptırılıyor ve onun devrinde açılıyor. Maalesef
birkaç yıl içerisinde yangında orası da Naum Tiyatrosu gibi yanıyor. Ben bu bağlantıyı yine bu kitabımda bahsetmemin sebebi Sultan Abdülaziz'in Londra ziyareti başlı başına bir kitap konusu tabii. Yine çok enteresan. Ama pek kimselerin bilmediği bir şey. Yani Londra'da yani bizim padişahımızın da zamanında gidip operada ağırlandığı, onun için bir gala düzenlendiğini pek bilen yoktur. Aynı şekilde istikbalin İngiltere Kralı 7. Edward'ın Galler Prensi'yken İstanbul'a gelip Naum Tiyatrosu'nda Meyerbeer'in Afrikan operasını gördüğünü de bilen pek yoktur. Yani yine bilinçlenmemiz açısından karşılıklı etkileşim, diplomasi, bir devirde yaşananlar açısından. Çünkü ben bazen binaların cephesinde tarihi okumayı çok severim. Yani onların önünde bir böyle insan sürüleri akar 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 ama onun arkasında yatan hikayeler sanki o duvarlara saklı kalmış gibidir. Naum Tiyatrosu maalesef kül oldu gitti 5 Haziran 1870 Büyük Beyoğlu yangınında. Külleri Yeşilköy'e kadar uçup gitmiş ne yazık ki, öyle yazıyor o zamanın gazeteleri ama onların sayfalarında kalan hikayeler uçmadı. Onlardan heyecan duyacak insanlar yok değil. Ona vesile olmak bütün bunlar. Dolayısıyla o anlamda benim için önemli. Peki 1881-85 yılları arasında 4 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'nun Londra sefaretinde ikinci katip olarak görev yapan Sergüzeşt romanının yazarı Sami Paşazade Sezai'den Abdülhakami'de Londra'daki mekanların, parkların Türk yazarları üzerinde nasıl bir etkisi olmuştur? Genel olarak bir bahsetmek ister misiniz? Kitapta da bununla ilgili bir bölüm evet. var çünkü. Evet, yine tabii şöyle bakın kitabımda da ben hatta bunu alıntı olarak ilk açılış sayfasında evet. koydum. Covent Garden'daki bir heykelin de resmini koydum burada. İlk açılışta çünkü iki tane alıntı yaptım iki edebiyatçıdan. Bir tanesi Abdülhakamid. Şöyle yazmış. Londra'nın Leicester Square denilen bahçeli bir meydancığında Shakespeare'in bir heykeli vardır ki rengi siyaha maildir. Etrafı da yani o meydancık leylen, gece vakti anlamında bir alaca karanlık içinde bulunur. Bu heykelden o şair-i kainatın sanki bir sedai ruhu işitiliyordu. Karanlık yoktur, cehalet vardır. Ben işte bunu düşünmek için o insan karanlıklarının içinde dolaşıyordum diye yazmış Abdülhakamit Londra yıllarında. Bu beni çok etkiledi çünkü o heykeli ben de gördüğüm zaman üzerinde hala yazılı There is no darkness but ignorance. Gerçekten de karanlık yoktur ama cehalet vardı. Bu yine Shakespeare'in dehasından müthiş bir söz. Ama bugün bu heykel o kadar siyaha değil rengi çünkü temizlenmiş bir halde pırıl pırıl beyaz mermerden karşımıza çıkar. Ben bu kitabımla beraber insanların Londra'yı dolaşırken buraları görmelerini ama o heykele bakarken bizden de bir şairin bu hisleri duyduğunu, kaleme aldığını, anılarına, mektuplarında dile getirdiğini bilmelerini istiyorum. Benim en büyük arzum bu. Ve bu yüzden de zaten bu kitabı bir araya getirdim. Aynı şekilde Abdülhakamid öldükten sonra İngiliz gazetelerinde de kapak sayfasında Türklerin Shakespeare öldü diye yazı çıkıyor. Yani şimdi nereden bilebilirdi bunu yazarken günlüğüne gün gelip de kendisi hakkında gazetede, İngiliz gazetelerinde böyle bir ölüm haberi çıkacağı. Yani bunlar hakikaten düşündürücü, enteresan ve bence de bir yerde bütün sıkıntının karanlıktan ziyade cehaleti dayandığını gösteren bir husus. Peki biraz daha edebiyat sularında dolaşalım ve Sherlock Holmes'a gelelim isterseniz. Çok farklı bir stil. Polisi anlamında da Londra ve İstanbul yine alışveriş halinde. Burada kitabın 221B Baker Street'te Sherlock Holmes, Dr. Watson ve Gordon Paşa bölümünde. Buradan biraz bahsedelim mi? Gordon Paşa'nın katli Conan Doyle'u nasıl etkiliyor?
Yani bu esasında Kırım Savaşı gibi güncel bir hadise. O devirde Gordon Paşa tabii Sudan valisi o devirde. Ama böyle orijinali bende de var. Illustrated London News gazetesinin renkli bastığı böyle apoletli Osmanlı üniforması ile fesli portreleri yayınlanıyor gazetelerde. Ve bu Sudan'daki ayaklanmada öldüğü için bir kahramana dönüşüyor. Heykeli de vardır zaten Londra'da Gordon Paşa'nın. Ama ben çocukluğumda BBC'nin bu Sherlock Holmes adaptasyonlarını izlerdim televizyonda. Hep bir fesli bir adam karşıma çıkardı ekranda. Yani duvarda asılı portresi. Sonradan benim satın aldığım o gravür. Bu da yine benim için küçük bir bağlantı olarak başladı. Ama ondan sonra örneğin Arthur Conan Doyle'ın İstanbul'a geldiğini, hatta geldiğinin haberinin Times gazetesinde çıktığını, Sultan II. Abdülhamit çok meraklı onun Sherlock polisiye, Sherlock Holmes hikayelerine ve onun Cuma Selamlığını izlediğini biliyorum. Yine bu anılarında da bundan bahsediyor. Baker Street'i herkes bilir ama böyle bir bağlantı olduğunu pek bilmez. Yine Dr. Watson'da Sherlock Holmes'un bir Türk hamamına gittiğini biliyoruz örneğin bir episodda. Yine Türk hamamları da Londra'da bir hayli meşhurdu zamanında. Sonradan pek kalmadı ama mimarilerinde biz bunu görmekteyiz. O devirden dolayısıyla çok bağlantılar söz konusu. Sizin doktora çalışmanız olan Ahmet Adnan Saygun'a dönecek olursak, Westminster Abbey'de Percy'li yadeden Ahmet Adnan Saygun kitaptaki bölümden bahsediyorum. Bu bölümde Saygun'un Birleşik Krallığa yaptığı ziyaretinin müziğine olan etkisinden bahsetmek gerekirse nasıl bir etkiden söz ederiz? Saygun'u Londra'daki konserler nasıl etkiliyor örneğin? Müzik anlamında direkt bir etkileşim olmasa da Saygun Yunus Emre Oratoryosu seslendirildiği zaman gündeme gelen çok kıymetli bir besteci olarak kariyeri ortaya çıkıyor. Çünkü 42'de yazıyor Oratoryosu Yunus Emre'yi ama 46'da seslendiriliyor ve hemen kısa bir zaman sonra British Council'ın davetiyle Londra'ya gidiyor. Unutmayalım ki bu savaşın hemen ardından 2. Dünya Savaşı'nın kağıt bulamadığı bir Londra'da diyor ki konserler devam ediyor. Ve oranın galerilerini dolaşıyor, oradaki tabloları, yani çok hoş bir günlüğü var. Ben bunun üzerine birkaç makale yazdım. Ve Tippett'le tanışıyor örneğin, İngilizlerin en önemli bestecilerinden Sir Michael Tippett, sonradan Sir oluyor Tippett. Onun da Child of Our Time diye bir oratoryosu var. Karşılıklı eserlerini destekleme kararı alıyorlar ama maalesef, yani biri birinin eserini Londra'da idare edecek, öbürü Ankara'da ama bu hiçbir zaman gerçekleşemiyor. Seneler sonra ben tezimi yazarken Tippett'in Saygun'a yolladığı mektupları buldum arşivde, yani evindeki koleksiyonun içerisinde. Hiç unutmuyorum, böyle bir ayakkabı kutusu gibi bir şeyin içerisine konmuş, zarflarında duruyordu. Tippett o zamanlar hayattaydı ve ben irtibat kurdum, gittim tanıştım, onunla öğlen yemeği yedim. Yani İngiltere tarihinin bir parçasına, yani önemli bir çağdaş müzik ekolüne damgasını vurmuş bir sanatçıyı böyle yakından birebir tanımak, Saygun vesilesiyle gidip tanışmak inanılmaz, unutamayacağım anılarım arasındadır. Ama o Saygun'u hatırlamıyordu o devirde. Yani o 1940'daki, 46'daki ahbaplıkları, sonra mektuplaşmaları tamamen hafızasından gitmişti. Fakat ben kitabımda bu çizdiğim 1599'da açılıp 1950'lerde biten bu kitabımda 300 seneyi aşkın, 350 yıllık bu etkileşim içerisinde buna da değinmek istedim. Çünkü Londra'da örneğin bu Purcell örneğini verdiniz. Bu tip notlar düşmüş o günlüğün içerisine. Ve orada bir kilisede dinlediği ork resitalinde de, St. Michael's Kilisesi'nde dinlediği bir ork resitalinden de bahsediyor Cornhill'de. Şöyle diyor, fakat buradaki hava hepsinden güzel. İyi bir orkçu çaldı, iyi bir organist.
ama hava hepsinden güzel. Öğle yemeğinden sonra işlerine gitmeden önce bu konseri dinlemek üzere sessizce gelip bir kenara ilişenler ve zamanı gelince yine sessizce kalkıp gidenler. Ses yok, alkış yok, çıt yok. Sanki buraya herkes ruhunu yıkamaya gelmiş diyor. Yani o sükun, o huzur arayışı, o mütevazılık beni en çok o etkiliyor. Yani bu popüler sosyal medya dünyasında insanların tanıtım amaçlı bu yolculukları içerisindeki bu sükuneti arayan alternatif, onların defterlerinin düştükleri notlar ve onları bugün benim, yarın başkalarının bulması herhalde benim yazdığım bu tür kitaplardaki felsefenin ana temasını oluşturuyor. Bu izler bizlere de uzanıyor. Böylece edebiyat ve müzikle ilgilenen benim gibi öğrencilerle. Çok teşekkür ederiz Emre Bey. Son bir soru olarak Emre Aracı bu sıralar ne yapmaktadır diye soralım. Yeni projelerinizden, beste çalışmalarınızdan varsa bahsetmek ister misiniz? Ben teşekkür ediyorum bu nazik davetiniz için. Bu kitabımı biraz daha genişletip esasında Britanya için hazırlamak istiyorum. Şu anda onun üzerinde uğraşıyorum. Bu kitabım Oğlak Yayınları'ndan çıktı. Çalışmalarımda Nurol Holding Çarmıklı ailesi destekliyor. Onlara da müteşekkirim. Elbette çok büyük destek, çok önemli bütün bunların tarihimize mal olması. Tekrar teşekkür ediyorum bu nazik davetinize. Ben teşekkür ederim. Evet, bugün Naum Tiyatrosu üzerine araştırmalarıyla tanınan Londra'da Türk İzleri kitabının yazarı Emre Aracı'yla Naum Tiyatrosu'nun tam karşısında, Avrupa Pasajı'nda çok güzel bir kayıt gerçekleştirdik. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.